Selamünaleyküm öncelikle. Öncelikle konuşmayla alakalı bir iki kriter belirleyeyim ben. Öyle bir adetim vardır doğrusu. Mümkün mertebe bana çokça müdahale edin. Mümkün mertebe işte nasıl diyeyim, katılmadığınız yerlerde ya da sormak istediğiniz yerlerde anında kesebilirsiniz. O konularda hiçbir sıkıntı yoktur benim açımdan. Şeyler gibi değilim yani, hani birileri gelir işte bir şeyler ezberlemiştir, o ezberinin insicamı bozulmasın diye kesilmesini istemez. Ben öyle değilim, hatta şunu söyleyeyim, buraya gelirken herhangi bir metin de hazırlamadım ben. Metin hazırlamak gibi bir adetim de yok doğrusu. Spontane, birazcık sizlere bağlı burada ne konuşulacağı. Bir giriş yapacağız mutlaka, o girişin bir gelişmesi de olacak ama o gelişmenin ne kadar gelişeceği mevzusu birazcık sizlere bağlı, onu söyleyeyim. Dolayısıyla birazcık talepkar birisiyim. İnşallah karşılıklı sohbet olur. Çünkü başlık ne olsun diye sorulduğunda sinema hakikaten nedir başlığını koyalım dedim ama o sinemanın hakikaten ne olduğunu bildiğimden değil. Ben bilmiyorum. Yani burada beraber arayalım ya da herhangi bir yerde beraber arayalım diye. Dolayısıyla bu tür sohbetlerin ben çift taraflı bir şey olduğuna inanırım hep. Yani tek taraflı birisi gelmiş işte bir uzmanlık alanını aktarıyor. Ya kaldı ki benim uzmanlık alanım da değil bu. Yani sinemayla ilişkim daha çok aşk ilişkisidir şeyde. Yani 20 yıllık, 25 yıllık belki ama öyle akademik uzmanlık alanı olarak dersem tamamen farklı bir yerdenim ben. Elektronik mühendisliği ne alaka dersiniz? İşte hiç alakası yoktur aslında. Dolayısıyla konuşmamız mutlaka çift taraflı olsun arkadaşlar. Yani öyle bir talep içerisindeyim. Yani sizlere affedersiniz bir şeyler dayatmak üzere gelmedim. Sizlerden bir şeyler öğrenmek için geldim ben. Her yere öyle gidiyorum zaten. Bir şekilde her yerden geri dönen şeylerden yeni sorular, yeni fikirler ortaya çıkıyor ve o yeni sorular ve fikirler üzerinden yeni düşünme yolları çıkıyor önümüze. İşte buraya gelmemizin sebeplerinden birisi de bu. Umuyorum ki öyle olur. Umuyorum ki sizler de memnun kalırsınız, ben de memnun kalırım. Şimdi sinema nedir sorusuyla başlayalım ya da sinema hakikaten nedir? Bir tarafta işin içerisinde hakikatin enle kesilmiş hakikaten kısmı var. Bir oraya girelim yeri geldiğinde. Yani sinemanın hakikatle ilişkisi nasıl bir şey olabilir acaba diye. Ama önce sorunun niteliğine girelim bence. Yani sinema hakikaten nedir? Nedir sorusu? Nedir sorusu bence önemli bir soru. Yani işte modern çağlarda biz bu nedir sorusunu çoğunlukla şöyle anlıyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Kendi mesleğimden örnek vereyim. Şimdi bir elektronik mühendisine transistör nedir diye sorarsanız muhtemelen şöyle bir cevap verecektir size. İşte transistör işte alıcı verici devrelerinde kullanılan, ne bileyim filtre devrelerinde kullanılan vesaire vesaire, işte çiplerin içerisinde başka bir versiyon olan elektronik her alanında uygulaması olan bir temel bir komponenttir. Temel bir bileşendir diyecektir. Soruyu tekrar yenilediğinizde transistör nedir diye, o nedir sorusunu tekrar yenilediğinizde bu sefer de şunu diyecektir size. Çünkü verdiği cevabın doğru bir cevap olmadığı kanaatine kapılıp bu sefer de şunu diyecektir. Transistör işte iki tip diyelektrikten, iki tip şeyden oluşan, onların birleşmesinden oluşan bir yarı iletken maddedir diyecektir. İlkinde transistörün uygulamasıyla alakalı bir yöne çekecektir sizi. Uygulamalarından transistörün neliğine karar verdirtmek isteyecektir sizi. İkincisinde de bu sefer transistörü analiz ederek, transistörü yapısal parçalarına bölerek bu sefer de analizinden transistörün neliğine karar verecektir. Halbuki bana kalırsa, halbuki ikisi de transistörün ne olduğu üzerine bir bilgi vermez bize. Birisi uygulamasını verir, transistörün amiyane tabiriyle sentetik bilgisini verir. Ötekisi de transistörün analitik bilgisini verir. Şimdi modern düşünce bana kalırsa bizi böyle bir tuzağa saplıyor. Biz insan nedir sorusunu sorduğumuzda da benzer cevaplar alıyoruz çoğunlukla. Size bir psikolog bir fili, işte Hazreti Mevlana'nın örneğinde olduğu gibi bir fili bir psikolog kuyruğundan tutup bir şey söylüyor. İşte bir sosyolog kulaklarından tutup başka bir şey söylüyor. İşte bir diyelim ki anatomi uzmanı insanın iç organlarından hareketli, insanın iç organlarının toplamından ibaret bir şey olarak tanımlıyor. Ama insan bunların hiçbirisi değil. Ya da hepsi belki ama hepsini tanımlayan bir hiçbirisi. Dolayısıyla şimdi ne sorusu benim çok önemsediğim bir soru. Yani sinema nedir sorusu
sinemanın uygulamaları nedir? Sinemanın işte psikolojideki yansımaları, sosyolojideki yansımaları, politikadaki yansımaları, işte gösterge bilimdeki yansımaları vesaire vesaire, ya da sinemanın analitik bileşenlerine inelim. Sinemanın işte diyelim ki işte planlarının bir bileşeni ya da işte kurgunun vesairesi, şunun şusu. Bir tarafıyla analitik, öteki tarafıyla sentetik olan iki yönü sinemanın neliğini açıklayan bir yön değil bana kalırsa. Yani hani bu sorular size belki şeyi hatırlatıyor olabilir. Yani Heidegger'in işte Batı düşüncesinin varlık neliği sorusunu unuttuğuyla alakalı bir iddiası vardır ya. Yani bana kalırsa o iddia modern Batı düşüncesinin ürettiği tüm şeyler için kullanılabilir. Yani nedir sorusu bize tamamen farklı türden bir çağrışım yapan bir soru oluyor. Halbuki nedir sorusunun tam karşılığı o değil. Yani biz insan nedir diye sorduğumuzda, hatta işte Kur'an-ı Kerim'de Firavun'la Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeyinde tartışmasında, işte Hazreti Firavun'a Hazreti Musa'nın işte Tanrı nedir diye sorusuna karşılık iki cevabı vardır hani Hazreti Musa'nın. Şimdi o Allah'ın ne olduğuna karşılık Hazreti Musa'nın sorudur, ama Allah'ı orada nasıl diyeyim, sıfatlarıyla ya da isimleriyle tanımlamak yerine hani cevaplardan birisi Allah'ın işte doğunun ve batının Rabbi olduğudur. Sıfatlarıyla tanımlamak yerine başka bir şeyle tanımlamaya girişir Hazreti Musa. Şimdi sinemayla ne alakası var diyeceksiniz. Bana kalırsa şöyle bir alakası var. Hangi nesneyi, hangi alanı, işte sinema olsun, şiir olsun, sanat olsun, neyi ele alırsak alalım, bu nedir sorusu hayati bir sorudur. Buna cevap vermek için bir girişimde bulunmazsak, cevap vermeyi beceremezsek demiyorum arkadaşlar. Çünkü cevap vermeyi beceremeyeceğiz zaten. Bugün de beceremeyeceğiz. Ama cevap vermeye girişmezsek sinemanın da şiirin de sanatın da ne olduğu konusunda herhangi bir şey söyleyemeyiz gibime geliyor. Yani benim için önemli bir şey bu. Nedir sorusunun üzerinde durmak. O zaman nedir sorusunun üzerinde birazcık durmaya çalışalım. İşte sinema nedir? Neden ortaya çıkmıştır? Yani sinema, işte mesela diğer bütün sanatlar gibi sinemanın ortaya çıkışıyla alakalı bir şeyimiz var. Bir iddiamız var. Mesela sinema teorisyenlerine ya da tarihçilerine giderseniz hepsi size bir sinemanın teknik tarihini çıkaracaklar. İşte efendim 19. yüzyılın sonunda işte Edison'la Lumière kardeşlerin paralel olarak buldukları bir cihazın çıktısı diyeceklerdir. Doğru, sinemanın teknik tarihinin başlangıcıdır o. Ama sinemanın neliği konusunda bize çok fazla bir bilgi vermez. Sinemanın teknik olarak neden türetildiği konusunda bir bilgi verebilir belki. Ama sinemanın ontolojisi ya da neliği o değildir benim kanaatimce. Şimdi o zaman neliği nedir? Yine dönelim, yine başka bir soruyla devam edelim. Şimdi sinemanın nasıl ortaya çıktığı, neden ortaya çıktığı meselesi sinemanın neliğiyle birazcık ilişkili bir mesele bana kalırsa. Neden ortaya çıkmıştır sinema? Yani ya da herhangi bir sanat dalı neden ortaya çıkar? Şimdi mesela Rönesans resminin neden ortaya çıktığıyla alakalı çoğumuzun bir fikri vardır mutlaka. Şimdi o Rönesans resminin daha önceki, işte diyelim ki gotik, ondan önceki batı için söylüyorum, romanesk, ondan önceki Bizans resimleriyle, ikonalarıyla ilişkisinin ya da ilişkisizliğin ne olduğu konusunda bir şey söyleyemezsek, hem Rönesans resminin ortaya çıkış şartları hakkında bir şey söyleyemeyiz, hem o şartların tam olarak işte Descartes'in felsefesini doğuran ortamı oluşturduğu konusunda bir şey söyleyemeyiz, hem o zamanın ontolojisinde, epistemolojisinde ne olduğu konusunda bir şey söyleyemeyiz. Hepsi birbirine bağlı şeyler bunlar. Dolayısıyla yine 19. yüzyılın sonundaki sinemanın çıkışıyla, yine Rönesans döneminde Rönesans'ın çıkardığı bir sanat anlayışının çok ciddi bağı var bence. İkisi de kendi çağlarına ait bir şeyler söylüyorlar bizlere. Mesela işte şunu söyleyebiliriz ya da şunu sorabiliriz hepimiz. Yani Rönesans resmi bize çağa ait ne söylüyor? Mesela bu konuda hepimizin bir fikri vardır. Mesela fikir serdetmek isteyen var mı aranızda? Ya benim söyleyeceğim elbette bir şeyler var, ama şimdi Rönesans resmi bize o çağa ait bir şeyler söylüyor. Belki hani ontolojinin ters yüz edilmesi. Ya böyle bir tabir kullanabiliriz bana kalırsa. Yani işte tanrı merkezli bir dünyadan, işte kogito, düşünen öznenin merkezi olduğu başka bir dünyaya geçiş bu. Bayağı ciddi bir fay kırılması. Şimdi o fay kırılmasını Descartes'in düşüncelerinden çok önce aslında Rönesans resminde görüyoruz biz.
Yani bir tarafta işte Ayasofya'nın ikonlarına bakın. O Ayasofya'nın ikonlarındaki anlayışla işte Rönesans'ta işte Michelangelo'nun, Rafael'in vesaire çizdiği resimlerdeki anlayışa baktığınızda herhangi bir eğitilmemiş, o eğitilmemişi tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü eğitilmemiş göz bence eğitilmiş gözden daha iyi görür. Herhangi bir eğitilmemiş göz ikisini karşılaştırdığı zaman çok ciddi farkını anlayacaktır onların. Aynı zamanda dünya görüşü, aynı zamanda bakış farkıdır da onlar. Çok ciddi bir şeyler söylerler o çağa ait, o çağda neler olduğuna ait. Şimdi o çağdaki kırılmayı anlamak, o çağdan sonraki işte Rönesans'la birlikte Batı düşüncesindeki kırılmanın 19. yüzyılın sonlarına, ortalarına doğru nereye geldiğini anlamanın da şartlarından bir tanesi bana kalırsa. Yani sinema konuşurken işte neden Descartes'in Cogito'sunu konuşuyorsun arkadaş diye soruyorlar bana. Konuşmazsak sinemayı anlamayız çünkü. Yani Descartes'in Cogito'sunu konuşmazsak sinemayı anlamayız. Yani orada temel olarak ne olduğunu anlamazsak. Ya temel olarak ne oldu? Ya benim kendime göre bir yorumum var. Mutlaka katılmayacağınız yönler olur. İnşallah katılmayacağınız yönlerde de bana mutlaka müdahale edin. Ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi diyelim ki Descartes'in ya da işte Rönesans düşüncesiyle başlayan temel olarak modern düşünce diye tanımlanan diyeyim. Şimdi o modern düşünce diye tanımlanan şeyin tam olarak ne yaptığı meselesi bana kalırsa sinemanın tam olarak neden ortaya çıktığı meselesini de açıklayan bir mesele. Çünkü çıkan şeyin zarfının kapatılmasıdır sinemanın ortaya çıktığı zaman. Yani o çıkan şeyin ne olduğunu anlamazsak o zarfın neden ve nasıl kapatılacağı meselesini de anlamayız. Dolayısıyla o başlangıç noktasına işte Batı düşüncesinin o fay kırılmasının olduğu noktaya bir geri dönmek lazım. Şimdi o fay kırılmasında ne oldu? Ben kendi yorumumu söyleyeyim. Şimdi fay kırılmasında şöyle bir şey oldu. Şimdi düşüncenin, hukukun, ilkelerin, ahlakın, her şeyin merkeziliğinde bir tanrı düşüncesi vardı. Vahiy vardı. Batı'da da öyleydi aslında. Yani sadece Doğu'da değil, Batı'da da öyleydi. Şimdi o vahyin yerine önce Descartes'le başlayan bir tersüz etme durumu oldu. Tersüz etme durumu şu aslında. Mesela Heidegger çok güzel bir tabir kullanır orada. Bütün kainatı Cogito'nun bakışı haline indirgemek. Bu cümleyi ben önemserim. Yani şimdi kainat düşünen öznenin bakışı haline nasıl indirgenir? Mesela onun nasıl indirgendiğini Rönesans sesinde çok ciddi görürüz biz. Yani artık ben bütün kainatı kendi subjemden, kendi özneliğimden hareketle tanımlar hale geliyorum. Benim için diyelim ki bir Rönesans resminde işte mesela perspektifin özellikle ortaya çıkmasıyla birlikte Rönesans resminde hakikat benim baktığım yerden görünen şeydir. Benim baktığım yerin dışında bir hakikat iddiasının artık geçerliliği kalmamıştır. Benim baktığım yerden gördüğüm hakikat Rönesans resminde sonraki ona tepki olarak doğan Manierist, Barok hepsinde de üç aşağı beş yukarı devam etmiştir. Şimdi o devam eden şey çok ciddi bir fay kırılmasını gösteriyor aslında. Şimdi hakikati artık ben işte Tanrı'nın merkeziliğinde bir şey olarak tanımlamak yerine düşünen özne işte merkeziliğinde tanımlanır bir şey haline dönüştürüyorum. Dolayısıyla işte Heidegger'in tabiri burada önem kazanıyor. Düşünen özne kainatın bütün kalanını kendi tarafından tanımlanır bir şey haline, bir şey haline döndürüyor. Nesneleşme. Şimdi özne ile nesnenin arasındaki fay kırılmasının ilk başladığı dönem belki Batı düşüncesinde bu. Yani özne ile nesnenin ayrımlaşmaya başladığı. Öznenin nesneyi kendi bakışı tarafından tanımlamaya başladı. Mesela yine Heidegger yorumcularından bir tanesi, unuttum. Şöyle bir tabir kullanır, çok önemli bir tabirdir bana kalırsa bu. Çünkü sinemada da çok önemli bir şey o. Şöyle bir tabir kullanır, ilk defa der, Rönesans, işte modern düşünceyle birlikte var olanlar, Heidegger'in o ayrımını bilirsiniz, varlıkla var olan ayrımını. Şimdi o ilk defa der, şeyde var olanlar, arkalarındaki arka fondan onu oluşturan varlıktan soyutlanarak spot ışıkları altına getirilmiştir der. Birazcık kafanızda şöyle bir şey canlandırın. Bir hani estağfurullah. Burada nominalizm denen akımın da çok büyük etkisi olmuştur herhalde. Tümellere karşı yani tümellerin bir gerçeği yoktur. Hı hı. Sadece tikeller vardır. Herhalde bunun da yani tartışmalarda bu nominalizmin etkisini daha ön plana çıkartıyor bazıları. Yani. Doğrudur. Doğru. Yani ben nominalizmi daha çok aynı düşünce biçiminin bir türevi olarak görüyorum. Yani aynı düşünce biçiminin ürettiği bir türevi olarak görüyorum ama sizin yorumunuz da bana kalırsa doğrudur yani.
Yani nasıl adlandırdığımızın bana kalırsa çok fazla bir önemi yok. Yani yapılan şeyin ne olduğu. Mesela şöyle bir şey canlandırın kafanızda. İşte hepimiz fotoğrafçı eskiden fotoğraf... Şimdi insanlar selfie çekmeden önce fotoğrafçı dükkanları vardı. Şimdi insanlar hepsi selfie çekiyorlar. Onun da ayrı bir tuhaf ontolojisi var bana kalırsa. İnşallah sonlara doğru onu da konuşuruz gerçi ama. Şimdi fotoğrafçı dükkanlarında size yapay bir fon sunarlar arkada. Sizin suretiniz işte fotoğrafçının tüm ışıklarıyla aydınlattığı surette arkadan... Arkadaki sadece fondur aslında. Arkadaki sizin bir bağlantınız olması gerekmez. Hatta olmasındır da zaten. Şimdi modern düşüncede fiilen var olan şeylere, var olanlara, Heidegger'in tabiriyle söyleyeyim, var olanlara olan şey budur. Var olanlar bir adım öne çıkmıştır. Şimdi bir adım öne, şeyde varlığın tümünden bir adım öne çıkmak demek, var olanı, onu oluşturan varlıkla, bizim geleneğimizde onu oluşturan, İşte Allah insan kainat ilişkisini kuran şeyle bağını koparmak demektir. Bir adım öne çıkardığınız andan itibaren artık onu bütün varlık alanından bağımsız bir şey haline döndürüyorsunuz. O da bir süre sonra sizin bakışınızın bir nesnesi haline dönüyor. Nesneleşme dediğimiz şey. Şimdi Cogito'nun yaptığı şey, bana kalırsa Cartesian Cogito'nun yaptığı şey, ilk olarak özne ile nesne arasında bir fay hattı yaratmak. İkinci olarak onun süreyi şu. İkinci olarak Cartesian Cogito düşünen batılı modern insan aslında. Farz ettiğimiz şey bu. Batılı olmayan, modern olmayan, bütün insan şeylerini, geleneklerini, tipolojilerini neyse onlar, onu dışlayan bir bakış aslında bu. Benim yorumum, katılmayabilirsiniz. Onu dışlayan bir bakış. Nesneleştirme onlara da uygulanan bir bakış aynı zamanda. İşte bütün dünyayı Cogito'nun bakışı haline indirgemek bana kalırsa burada önemli. Yani şimdi Rönesans resminde, yani resimle ilgilenen var mı aranızda bilmiyorum. Şimdi Rönesans resminde hakikat ressamın baktığı yerden belirlenen şeydir. O yüzden lineer perspektif vardır artık. Şimdi Bizans'ta işte diyelim ki Ayasofya'daki o ikonalarda öyle bir perspektif göremezsiniz. Orada başka bir anlam dünyasının resmi vardır. Ama Rönesans'la birlikte lineer perspektif size şunu yapar tamamen. Kainat dediğim şey benim bakışımın tanımladığı bir şey. Sonra Kant bunu bütün o üç eleştirisinde de çok daha mükemmelleştiriyor. Tırnak içerisinde söylüyorum o mükemmelleşmeyi. Şimdi o bakışın tanımladığı bir şey haline geliyor kainat. Bakışın tanımladığı, dört köşe içerisine aldığı ve onun üzerinden yürüttüğü bir şey haline geliyor. Dolayısıyla nesneleri kendisi olmaya bırakmayan, nesneleri bizatihi neyse o şekilde olmaya izin vermeyen bir bakış bu. O yüzden despotça, o yüzden dönüştüren, o yüzden hegemonya kuran bir bakış bu. Şimdi o bakış işte sadece felsefede, sadece düşünce tarihinde, sadece siyasi tarihte değil, Batı düşüncesinin her alanına yansıyan bir bakıştı. Sömürgecilik onun türevinden birisidir bana kalırsa, resim onun türevinden birisidir. Rönesans'la birlikte başlayan mimari onun türevlerinden birisidir. Mimaride de çok keskin kopuşlar vardır Batı düşüncesinde. Yani mesela bir romanesk mimariyle Rönesans ve sonraki barok, rokoko mimarilerini karşılaştıramazsınız bile. Tamamen farklı dünya görüşlerinin ürünleridir onlar. Yani dolayısıyla bu külli bakışın ortaya çıkardığı bir dünya görüşü var. O dünya görüşü eğri ya da doğru demiyorum. Mutlaka araçlar üretmeye yönelik pratik bir dünya görüşüdür. Zaten Batı'nın teknoloji denen şeyi üretmesinin de ana sebeplerinden birisidir. Hep söylüyorum ben, yani dünyada hiçbir medeniyet, İslam medeniyeti, Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, büyük devasa medeniyetler kuran hiçbir medeniyet Batı teknolojisini yapamazdı. Yapmazdı. Yapamazdı değil, yapmazdı. Çünkü arada çok derin ayrım var. Yani İslam medeniyeti, Çin medeniyeti, Hint medeniyeti neyse o bütün medeniyetler terazinin kefelerini gözetmek zorundadır. Ama terazinin kefesini Cartesian Cogito'nun hegemonyası lehine sonuna kadar bozarsanız artık nesneler sizin için bir hegemonya şeyi haline dönüşür. Hegemonya nesnesi, onun üzerinden hükümranlığınızı belirteceğiniz, onun üzerinden güç yapacağınız bir nesne haline dönüşür. Dolayısıyla o dönüştürmenin bizatihi kendisi modern çağların her bir çıktısında görünmüş bir şeydir. Yani sanatından tutun da, felsefesinden tutun da,
Elbette ayrımlar var. Yani bunu mesela işte bütün modern Batı felsefesi dediğim şeyi 19. yüzyılda kadar aynı kefeye atıyor değilim. Yani işte Descartes'i, Hume'si, ne bileyim işte Kant'ı, onların sentezcisi Kant'ı, sonralardan işte 19. yüzyılda çıkmaya başlamış o romantik şeyleri, karşı çıkışları birbirinden ayırmıyor değilim. Elbette onların kimi temel ayrımları var ama bana kalırsa çok temel de bazı birliktelikleri var. O temel birliktelik bana kalırsa bütün bu düşüncelerin aynı temel fay kırığından hareket etmesi. Yani o fay kırığı insanın önce tanrılaştırılmak için merkeze alınması. İnsanı tanrılaştırmak için merkeze aldık. Amiyane tabirle söyleyeyim, affedersiniz tabirimi. Tanrı'ya bir tekme vurduk. Yani ya bunu anlatmak için söyleyeyim. Yapılan şey fiilen budur aslında. Vurduk. Kant'ın yaptığı şey çoğunlukla işte Tanrı'ya yer açmak için yapılan bir eleştiri diye algılanır ama o Tanrı'ya yer açmak biçimi şöyle bir şeydir aslında. Hani Roma'da Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a diye bir tabir vardır ya. Onu kökleştiren bir ayrımdır Kant'ın yaptığı eleştiri. Bayağı da kökleştirmiştir. Yani bir tarafta işte aklın belirleyebildiği ve neredeyse insan hayatının tümünü şey yapar. Öteki tarafta da iman var ama o imanını asla ve asla işte akla, ahlaki alana ve estetik alana yansıtmayacağın bir imandır o. Dolayısıyla Kant'ı kimi Müslüman düşünürler işte çok farklı yorumları, ben öyle yorumlamıyorum. Yani Kant o Descartes'le başlayan süreci çok daha ayrımlaştıran, hatta onu bayağı kökleştiren bir sürecin müsebbibidir bana kalırsa. Dolayısıyla ayrımları olmakla birlikte çok temel şeylerde aynı modern düşüncenin o ontolojik kaymasından, kırılmasından muzdarip bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bunları neden anlattık? Şimdi buraya kadar takip edemiyorum. Ben birazcık hararetli anlatırım, kusura bakmayın. Yani beni böyle şeylerde kesin. Kaptırdığım zaman gidiyorum. Hatta arkadaşım Salih'e gelirken anlatıyordum. İnşallah uzattığım şeyleri toparlayabilecek kadar hafızamda tutabilirim diye bayağı dağıtıyorum ama bilerek yaptığım bir şey bu benim. Çünkü sinema meselesini konuşacaksanız bu konuları konuşmanız lazım. Dağıtmanız lazım ki sinemanın ne olduğunu anlayalım. Hep birlikte. Yani başka türlü anlayamayız çünkü sinemanın neden ortaya çıktığını. Ya buraya kadar mesela itirazı olan var mı? Eleştirisi olan var mı? Onu bir sorayım. Ben de bir su içeyim. İşte Hristiyanlık bir gelenek var, işte bir gelenek var, orada bir ondan sonra Rönesans'ta bir fay kırılması. Bazı düşünürler Döllübak zannedersem gibi. Mesela aslında Batı kırılma dediğimiz şeyin aslında bir kırılma olmayıp aynı Hristiyan Yahudi geleneği şablon aynı sadece seküler bir %100 katılıyor. %100 katılıyor. Yani bir Müslüman olarak buradan baktığımızda belki Hristiyanlığın pilinin bitmesi olarak da. Yok orada bir şey var mı? Yok orada çok haksınız. Yani mesela şimdi Heidegger'de bu modern düşünce eleştirilerinin kökenini ta Sokrates'e getirir. Yani şeyde batıda düşünmenin Sokrates'le bittiğini söyler Heidegger. Yani Sokrates'le batıda düşünmek bitmiştir der. Yani orada çok haksınız. Yani Hristiyan düşünce başka bir şekilde kendi mirasını şeye işte modern seküler düşünceye vermiştir hakikaten. Çoğu alanda da vermiştir. Orada %100 katılıyorum size. Ama şeyi de anlamak lazım. Mesela Tarkovski'nin Mühürlenmiş Zaman'da kullandığı bir tabir vardı. Çok hoşuma gider o. Yani işte eskiden der her evin kendine has bir tanrısı vardı der orta çağda. Modern düşünceyle birlikte o artık o evdeki tanrılar da öldü. Yani bu Hölderlin vari bir şeyle anlayın bunu. Yani Hölderlin hani bir şiiri vardı. Şimdi şiir ezberim çok iyi değildir ama Hölderlin de temel olarak söylediği bir şey vardı. Yani o tanrıların ölmesi üzerine. Tanrıların öldürülmesi üzerine. Tanrıların öldürülmesi dediği şey fiilen aslında maneviyatın öldürülmesidir Batı düşüncesinde. Dolayısıyla öyle bir ayrım var ama onu da görmek lazım. Mesela şimdi Bizans resimlerine, Bizans ikonalarına, hatta mesela romanesk mimariye falan baktığınızda sonraki o fay kırılmasının çok ciddi şeylerini, emarelerini görürsünüz. Yani dolayısıyla çok da süreklilik arz eden bir şey. Doğru, mirası vermiş bir şeydir. Çoğu alanda vermiş bir şeydir ama o miras da çok ciddi ters yüz edilmiş bir mirastır. Yani onu da tespit etmek lazım ama %100 katılıyorum. Doğru yani. Hatta mesela işte modern düşüncenin kökenli, hatta modern düşünceyi bir şekilde onun teorisyenlerinin birçoğu o yüzden Hristiyan düşünceyi es geçip
işte Yunan düşüncesine falan dönmeye çalışırlar. Öyledir hatta. Hani bizde Kemalistlerin bir hayali vardır ya, yani işte İslam şeyini atlayalım, birden işte Göktürklere bilmem nelere falan dönelim diye. Modern düşünce de bir anlamda öyle. İşte Etienne Gilson'un Orta Çağ üzerine çok güzel kitapları vardır. Okuyan vardır mutlaka aranızda. Mesela Etienne Gilson da o modern düşüncenin o tezlerinin hepsini çok ciddi çürüten bir adamdır. Yani okumanızı tavsiye ederim mutlaka Orta Çağ üzerine. Şimdi kısmen katılıyorum sizin söylediğiniz şey. O sürekliliğin olduğu konusunda hemfikirim sizinle, ama sanıyorum ayrımlar ya da ters yüz edilmeler süreklilikten daha fazla. Yani böyle söyleyebilirim sanıyorum. Başka şu buraya kadar bir müdahale etmek isteyen, ne oluyor, nereye gidiyoruz demek isteyen var mı? Peki. Şimdi arkadaşlar, şimdi sinemaya nasıl geleceksiniz diye soruyorlar çoğunlukla. Çünkü sinema tartışmaları, mesela işte film akademimiz vardı bizim, Sakarya Üniversitesi'ne bağlı. İşte orada 1,5 yıla yakın buna benzer sohbetler yaptık biz. Şimdi orada yaklaşık 6-7 hafta sinemaya bir türlü gelemedik. Yani işte en son sordular, hocam işte bunun neresinde sinema var diye. Ben tam sinemayı konuşuyoruz aslında dedim. Yani bana kalırsa şu an tam sinemayı konuşuyoruz. Yani şimdi 19. yüzyılın sonunda çok enteresan bir şey oldu Batı tarihinde, benim kanaatimce. Aslında 20. yüzyılın bütün filozofları, Heidegger'inden Deleuze'üne, Derrida'sına, Husserl'ine, 20. yüzyılın bütün Batı filozofları bunun analizini yaparlar. Yani Batı'da bunun analizi çok şiddetli ve çok ehil şekilde yapılmıştır zaten yani. Şimdi 19. yüzyılın sonlarına doğru çok kapsamlı bir yeniden kopuş başladı. Mesela romantiklerle birlikte çok sağlam işte aydınlanma eleştirileri gelmeye başladı. Çok sağlam modern düşünce eleştirileri gelmeye başladı. Şimdi o modern düşüncenin köküne eleştiriler gelmeye başladı. Yani şeyin yaptığı gibi değil. Mesela Rönesans'tan ya da mesela aydınlanmadan 50 yıl bile geçmeden çok sağlam aydınlanma eleştirileri vardır Batı düşüncesinde. Ama kökensel eleştiriler değildir onlar. Yeniden üretendir. Hani birazcık şeye benzetirim ben bunları. Ya Greenpeace diye bir örgüt var, hepimiz biliyoruz. Bunlar çok çevreci falan gözükürler yani. Ben onlara şık muhalif diyorum. Yani şık muhaliflik şöyle bir şeydir. Muhalefet yaparken aslında o muhalefet yaptığı şeyi arka taraftan besler o muhalefet. Yani Greenpeace kapitalizmi besleyen bir süreci ifade eder aslında. Şimdi aydınlanma eleştirileri, aydınlanmadan 40 yıl sonra, 30 yıl sonra çok kısa sürede çıkan aydınlanma eleştirileri de büyük oranda o aydınlanmayı besleyen eleştirilerdi. Dolayısıyla o yüzden o eleştirileri çok kökensel, çok temele dayanan eleştiriler olarak görmüyorum ben. Ama 19. yüzyılla birlikte çok enteresan şeyler olmaya başladı. Yani romantiklerle başladı, Hegel bir taraftan, işte bu Alman felsefesi dediğim işte Schelling'ler, Fichte'ler vesaire onların yaptığı şey. Ama onlardan ziyade devasa bir Alman edebiyatı var. O Alman edebiyatı bana kalırsa başlı başına o karşı çıkışın ürünlerinden biri. Hatta belki tasvirin, karşı çıkış illa olması gerekiyor. Mesela Faust'u hepiniz okumuşsunuzdur. Faust o modern insanın nasıl bir şeyle karşı karşıya kaldığının herhalde insanlık tarihindeki en güzel tasvirlerinden birisidir. Rilke'nin şiirleri, Hölderlin'in şiirleri. Yani o Alman edebiyatı, Nietzsche başlı başına bir şeydir, çığlıktır yani şeye. Şimdi onları gördüğümüzde o karşı çıkış bir köken dönüştürme arayışına giden bir karşı çıkış bana kalırsa. Ve o karşı çıkış işte edebiyatta da karşılık buluyor. Belki edebiyatla başlıyor hatta, yani öyle demek daha doğru. Şeyde de karşılık buluyor. Mesela Batı sanatında da karşılık bulmaya başlıyor. Mesela yavaş yavaş bu çeşitli soyut sanat akımları başlıyor Batı'da. Mesela Rusya'da başlayanlar var, işte Kandinsky'ler, Malevich'ler, Fransa'da olanlar var, işte Mondrian'ların vesaire ortaya çıkardığı. Mesela 19. yüzyılın ikinci yarısıyla hatta 20. yüzyılla birlikte o karşı çıkışlar Rönesans'la birlikte başlayan o temel sanat anlayışına çok kökenden hücum etmeler aynı zamanda. Ya kökenden hücum etmeler ifratlı tefriti yaratıyor. Birazdan ondan bahsederiz. Ama o kökene yönelik hücumlar bana kalırsa çok önemli hücumlar. Mesela şimdi Kandinsky o meşhur kitabında, yani Kandinsky'nin çizdiği eserler başka bir mevzu. O kitabında neydi? Şimdi aklıma gelmedi kitabımız. Sanat ve maneviyat üzerine. Şimdi mesela o kitapta Kandinsky çok temel bazı şeylerden bahseder. Özellikle Rönesans'la birlikte başlayan o temel temsilci sanat anlayışının, işte tabiatı temsil etmeye çalışan,
Yani Sezai Karakoç'un edebiyat yazılarında çok güzel söylediği bir tabir vardır. İşte sanatı Sezai Karakoç şey diye tanımlar. Allah'ın yarattıklarını değil, Allah'ın yaratış biçimini taklit etmek diye. Hatırlarsınız o bölümü muhtemelen. Şimdi Allah'ın yaratış biçimini taklit etmeye, koyulmaya çalışan, onu beceremeyen ama koyulmaya çalışan bir karşı çıkış başlıyor 19. yüzyılın ortalarıyla birlikte. Yani yaratılanı taklit eden Rönesans ve sonrası sanattan ziyade, şimdi Rönesans ve sonrası bildiğiniz mimetik sanattır onlar. Yani baktığı açıdan, baktığı perspektiften, mesela işte özellikle naturalist sanatlarda bunu çok net görürsünüz. Baktığı perspektiften gördüğü şeyi birebir aktarmaya çalışan, hatta o aktardığı şeyi mesela Aristocu anlamda tabiatın olduğundan daha da güzelleştirmeye çalışan bir anlayış var. Yani tasvir ve temsili uç noktasına taşıyan bir anlayış. Rönesans'la birlikte başlayan temel akım ama. Mutlaka yan akımlar var, yani o yan akımlardan bahsetmeyeyim. Mesela düşünün, Hieronymus Bosch diye bir adam var. Hani aslında yine Rönesans içerisinde dahil edilir ama öyle bir adam değildir o. Bruegel diye bir adam var. Bilirsiniz Bruegel'in resimlerini çoğunuz. Yani Rönesans içerisinde, Kuzey Rönesansı içerisinde dahil edilir ama aslında değildir bana kalırsa. Yani ya dolayısıyla o yan akımlar mutlaka vardır ama temel akım işte mimetik, işte taklide dayanan, temsile dayanan bir akımdır. Şimdi o taklide ve temsile dayanan akımlardan taklidi ve temsili reddeden, sanatta maneviyatın arayışı dediğimiz şey, o sanatta içselliğin ya da o maneviyatı oluşturan şeyin oluşturduğu sanatın peşine koşan sanatlar, işte Malevich'in, Mondrian'ın, Paul Klee'nin yapmaya çalıştığı şey, çalıştığı şey diyorum. Bence becerebildikleri şey değil ama yapmaya çalıştıkları şey temel olarak bu. O karşı çıkış çok köken olarak bir karşı çıkış. Şimdi o karşı çıkışın dönemi, arkadaşlar 19. yüzyılın ortalarıyla birlikte o karşı çıkışın dönemi aynı zamanda sinemanın filizlenmeye başladığı bir dönem. Şimdi nasıl filizleniyor sinema? Sinemanın teknik tarihi var. O teknik tarih fotoğrafla birlikte başlıyor. Şimdi bana muhtemelen şu soruyu soracaksınızdır. Yani o mimesisin, taklidin en uça ulaşmış şeyi olan fotoğraftan sinema nasıl olur da tam antites bir şey olabilir? Bana kalırsa asıl meselemiz bu bugün. Yani asıl meselemiz bu. Şimdi hepiniz kafanızda şöyle bir şey canlandırabilirsiniz. Yani teknik olarak sinema fotoğrafın bir devamı. Teknik olarak diyorum. Halbuki fotoğrafa hiç benzemez sinema. Yani ontolojik olarak terstir tamamen. Ama teknik olarak hakikaten mesela Walter Benjamin fotoğrafın devamı olarak tanımlar sinemayı. Hatta fotoğrafın o fragmanlılığının, fotoğraf karelerinin sinema planı oluşturmaktaki o işte sentezci mantığının, parçalı mantığının aynı zamanda modern sinemanın da temel anlayışı olduğunu söyler Walter Benjamin. Ben hiç katılmıyorum mesela. Yani sinemanın ruhunu anlamaktan aciz bir bakıştır o. Yani nacizane söyleyeyim, yani Walter Benjamin'e böyle ayar koymuş gibi bir şey olmayayım. Yani mutlaka büyük bir düşünür ama bana kalırsa orada çok hata yapıyor. Yani şimdi fotoğraf doğru. Sinemayı oluşturan teknik bir ayrıntıdır. Teknik bir araçtır. Doğru. Ama sinemayı oluşturan esas şey sinemanın manevi tarihidir. Teknik tarihi değil. Sinemanın manevi tarihi nasıldır? O zaman oraya geleceğiz. Yani sinemanın manevi tarihi nereyle birlikte başlar? Nasıl başlar? Yani bu benim nacizane üzerinde durduğum, bir şekilde dert edinmeye çalıştığım bir şey. Yani sinemanın teknik tarihinin ötesinde, mesela işte sinema tarihi dersleri vermek üzere kimi yerlere falan gidiyoruz. Benden şunu bekliyorlar. Yani işte sinemayı Edison ve Lumière'le birlikte başlatmamı bekliyorlar. O bence pespayelik olur. Yani o sinemanın teknik şeyidir, başlangıcıdır ama sinemayla çok alakası yoktur onun doğrusu. Yani dolayısıyla o sinemanın manevi tarihinin neliği üzerine birazcık konuşmamız lazım. Ama onu konuşmadan önce şiirin neliği üzerine konuşmamız gerekiyor ve burada sözü size veriyorum. Ya şiiri nasıl bir şey olarak anlıyoruz? Çünkü ben şiir üzerinden sinema hakkında bir şeyler söylemek istiyorum ama sizlerin fikrini almak isterim doğrusu. Yani şiirden ne anlıyoruz? Yani şiir işte alt alta dizilmiş birkaç mısra, kafiyeli mısra mıdır? Başka bir şey midir? Nasıl bir şeydir şiir? Mesela neler anlıyoruz üzerine birazcık konuşmak isterim doğrusu. Konuşmak isteyen olursa şayet. Efendim. Çok güzel. Tamam.
Yani ben de şiiri direkt sizin gibi anlıyorum. Mesela şiiri başka tür anlayan var mı? Yani şöyle diyeyim, yani ben şair değilim. Keşke Celal Hoca burada olsaydı, onunla konuşsaydık ama şimdi ben şair değilim. Hiç keşke olabilseydim, öyle bir yeteneğim olsaydı keşke, ama öyle bir yeteneğim yok maalesef. Ama şunu diyeyim. Şairlikle bizim geleneğimizdeki hakimliği ben birbirleriyle çok paralel bir şey olarak görüyorum. Dolayısıyla hemen ardından cümleyi kullanmam lazım. Dolayısıyla herkese şair demenin de çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani her şiir yazan şair değildir. Hatta şiir yazanların %90'dan fazlası şair değildir. Şairlik başka bir şeydir, yani başka bir haldir. Hani Hölderlin'in de, yanlış hatırlamıyorsam, şu dünyada şairce oturmak diye bir tabir kullanır Hölderlin. Heidegger de ondan alıntı yapar. Şimdi bu dünyada şairce oturan adam belki bilindik anlamda edebiyatın bir mısrasını dahi yazmamıştır şiir olarak. Ama şairce oturmak diye bir şey vardır. O nasıl bir şeydir? Mesela onu birazcık konuşalım istiyorum. Çünkü sinemaya oradan gelmek istiyorum. O nasıl bir şey olabilir sizce? Yani mesela arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Yani ben şöyle bir tabir kullanmaya çalışıyorum. Yani dilden firar etmek diye. Dilden kaçmaya çalışmak. Yani dilin sınırladığı bir alan vardır. O alandan kaçmaya çalışan bir şey. Hani mesela şöyle düşünelim. Mesela tasavvufi bir tabirle söyleyelim. Mesela mülk alemiyle misal alemini düşünelim. Mesela. Şimdi mülk aleminin nesneleriyle misal aleminin durumuna kaçmak isteyen bir adamdır şair benim nazarımda. Onu beceremeyen belki, ama kaçmak isteyen, o kaçışı gösteren bir adamdır benim nazarımda şair. Dolayısıyla şairlik çok mübarek bir şeydir. O yüzden herkese o sıfat verilemez bana kalırsa. Yani işte Sezai Karakoç şairdir, İsmet Özel şairdir, Rilke şairdir, Goethe de şairdir, Celal Fedai de şairdir. Ne bileyim, ama çok fazla da yoktur şair hakikaten. Yani öyle. Ama Pablo Neruda da şairdir. Yani komünist şeyden gelmiştir ama Allah ona öyle bir yük yüklemiştir ki, şairlik öyle bir şey, yük yüklenme hali nazarımda. Allah ona öyle bir yük yüklemiştir ki o yükü taşıyabilen adam şair olur, taşıyamayan adam da pespayı olur. Şimdi ortada şair diyordu olanların birçoğunun ben pespayı olduğunu düşünüyorum. Nacizaneye kanaatim. Yani birazcık dilim sivridir, kusura bakmayın. Ama böyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi bu şiiri böyle tanımladıktan sonra şiiri sadece edebiyatın içerisinde bir alan olarak ya da bir form olarak düşünme eğilimde değilim, ben bunu söyleyeyim. Yani Bach çok önemli bir şairdir. Çok büyük bir şairdir. Belki de son 300 yılın en önemli birkaç şairinden birisidir Bach. Itri bir şairdir. Tarkovski bence 20. yüzyılın en büyük şairidir. İsmet Özel ikinci büyük şairidir 20. yüzyılın. Benim nazarımda. Şimdi ama şairlik bütün sanatların olmak istediği yerdir. Olmak istediği. Yani bir şey olmak istersiniz, onun için çırpınıp durursunuz. Ben de onu şöyle tanımlıyorum. Şöyle bir metafor kullanayım arkadaşlar. Şimdi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak. Yani o ayeti düşünelim. Şimdi bizim ana temelimiz, en azından benim öyle. Yani onu yapabildiğim yapamadığım mevzu ayrı mesele, yani o bir sürü dünya kadar şeyimiz var, yani falsomuz var diyeyim, ayrı mesele, ama en azından bir derdimin olduğunu düşünüyorum. Şimdi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak denen eylem ya da şey büyük oranda her insanın olduğu gibi aslında büyük oranda da şairlerin şeyi. Hatta şairlerin birçoğunun tam da bilmeyerek yaptığı şey. Mesela şimdi Dostoyevski romanı hakkında kimi zaman soru sorarlar bana. Bana kalırsa Dostoyevski romanı tam da o işi yapmaya çalışan bir şeydir. Şöyle bir zamanlar yazdığım bir yazıda şöyle bir tabir kullanmıştım ben Dostoyevski. Yani bir kement atan bir adam düşünün. Şimdi Allah'ın ipi yukarıda, yani benzetmek gibi olmasın, kusuruma bakmayın ama bazen böyle anlatmak lazım. Şimdi Allah'ın ipi yukarıda, kement atan bir adam düşünün. Hep yukarıya doğru kement atıyor ama bir türlü tutturamıyor o öteki ipe. Yani bir merdiven tutturacak. Bir türlü tutturamıyor ama her tutturamadığında da daha fazla yaklaşıyor. Şimdi Dostoyevski'nin bütün roman macerası bu yaklaşmadan ibarettir ve Karamazov Kardeşler de bence şu kadar kalmıştır. Şu kadar kalmıştır. Yani Karamazov Kardeşler öyle bir eserdir. Ya dolayısıyla şimdi o şairlik denen şeyin öyle bir evrensel demeyeyim, hiç sevmiyorum o evrensel kelimesini. Öyle bir insanlığın tüm tarihiyle alakalı bir yönü vardır bana kalırsa ve bütün sanatlarda çıktısı vardır. İşte resimde çıktısı vardır. Mesela Brügel bana kalırsa çok önemli bir şairdir. Ressamdır ama şairdir. Yani çok ressam vardır ama şair olan ressam çok azdır.
Çok işte besteci vardır ama şair olan besteci Bach gibi, Itri gibi, Hacı Arif Bey gibi, ne bileyim başka kim olsun, Üçüncü Selim gibi, onu da söyleyelim yani, onu da şey yapalım yani, azdır yani şey, şair olan ressam, şair olan müzisyen, şair olan mimar, Mimar Sinan şairdir, Mimar Sinan önce şairdir sonra mimardır. Sedefkar Mehmet Ağa. Önce şairdir, sonra mimardır. Yani şurada Sultanahmet'e gittiğimizde o şiiri hissetmeyen adam şiirden ne anlar? Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani mesela şöyle bir tabir kullanayım. Yani şimdi sinemayla alakalı şöyle bir benzetme yapıyorum ben. Yani ya da yeni yapmaya başladım diyeyim. Yani eskiden yapmamıştım, hiçbir yazıda da kullanmadım ama mesela şöyle bir şey kullanılabiliriz gibi geliyor. Mesela hani şairlik falan dedik ya, şimdi o şairliğin firar etme şeyiyle ya da dilden firar etme, kimi kapalı işte dört köşe altına alınmış şeylerden firar etme alanıyla, isteğiyle diyeyim, sinemanın da bana kalırsa şöyle bir ilişkisi var. Mesela şöyle bir benzetme yapabiliriz bana kalırsa. Ben mesela tiyatro sanatını kiliselere benzetiyorum. Sinema sanatını da camilere benzetiyorum arkadaşlar. Yani neden benzettiğim üzerine birazdan bir şeyler söylemek istiyorum ama bir nefes alayım izninizle. Çok fazla efendim. Gelmemenizi çok... Yok, Necip Fazıl'a zaten, Necip Fazıl hepimizin piridir yani, ona şüphemiz yok. Ama herhalde en son geleceksiniz. Yok ya, şey şöyle diyeyim, çok güzel bir tabir şey kullandın ama ben onu şöyle cevaplayayım. Robert Bresson diye bir yönetmen vardır. Ya benzetme doğru mudur bilmiyorum ama şu an onu hatırladım mesela. Şimdi Robert Bresson kendi sinemasını Allah'ın ismini dayı anmaya gerek duymadan Allah'a göstermek isteği diye tanımlar. Şimdi bazı şeyler, şimdi hepimiz Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan beslenmişizdir. Necip Fazıl'ın kimi katılmadığım fikirleri de vardır elbette, herkesin olduğu gibi. Ama o beslenmek hepimizin olduğu bir şeydir ve o beslenmek sudaki tuzdur. İsmini anmanıza gerek yoktur çoğu zaman. Sudaki tuzdur, orada görürsünüz onu zaten. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani... Mutlaka gözüküyor de, şimdi Necip Fazıl'ın ayrı fikri var. Necip Fazıl... şu açıdan söylüyorum. Hem sanatı icra ediyor, hem de bu sanatın niye icra edildiğini ve bu sanatın niçin olduğunu, özellikle bizler Çile'deki Mavi şiirle birlikte bir de poetikası vardır. Dolayısıyla da hani şiir nedir, niye söylendiğidir gibi bunun muhasebesiyle birlikte ortaya koymuş bir şey. Evet. Mütefekkir. Yani şairliği yanında Bekir tarafında son derece ağır basan bir şey, ne diyelim, önemli şahsiyet diyelim. Şahsiyet diyelim tabii ki. Dolayısıyla da yani mutlaka bir şekilde çok baş köşeye konulması gerekiyor. Ama şunu diyeyim, bakın yani haklı olabilirsiniz, doğru. Şimdi... şiirden bahsettim. Ben mesela çoğu zaman İsmet Özel'le Sezai Karakoç'un Necip Fazıl'ı üzerine koymamdan insanlar rahatsız olurlar. Bana kalırsa, şeyimi mazur görün, bana kalırsa İsmet Özel Necip Fazıl'dan daha büyük bir şair. Bana kalırsa. Ha, fikirleri bugün ayrı bir yer. Ya fikirlerini ayrıca tartışırız, o ayrı bir mevzu ama benim şiirden anladığım şeye İsmet Özel daha yakın. Onu söyleyeyim. Yani ama Necip Fazıl'ın büyük bir şair olduğuna, büyük bir mütefekkir olduğuna, şiir üzerine ve şairin neliği üzerine yazdığı şeylerin bizler için çok önemli olduğu konusunda sizin %100 katılıyorum. Yani o şimdi ayrı bir mevzu. Tabii ki orada şöyle bir şey var. Yani Necip Fazıl'da saf şiir yanında saf şiirden daha ziyade zaten o poetikasında malum işte gül bahçesi oluşturmaktan bahseder. Yani günlerin ötesinin daha anlamlı hale gelebilmesi için gül bahçesinin kurulması gerektiğinden bahseder. Dolayısıyla da şiir belki Necip Fazıl'da o anlamda ikinci planda olabilir. Yok yani şey, ikinci planda olduğuna da katılmıyorum ben. Evet. Büyük şair yani, ona şüphemiz yok zaten yani. Yani bütün gayretini ve cehdini şiire vermişti. O anlamda söylüyorum. Dolayısıyla
Yani şöyle diyebiliriz. Mesela şimdi bazı şairlerin düşünürlüğü o kadar güçlü değildir. Bazı şairlerin. Yani ben İsmet Özel'in düşünürlüğünün şairliği kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Hatta düşünürlük postuna girdiği her kıvamda da İsmet Özel'in şairliğini yitirdiğini düşünenlerdenim nacizane. Şimdi Necip Fazıl'ın düşünürlüğü önemli bir şeydir. Tiyatro yazarlığı, tiyatro oyunu yazarlığı. Mesela şimdi siz bahsetmediniz dediniz ama ya dışarıda ya da başka bir yerde tam Necip Fazıl'dan bahsediyorduk aslında. Ve ben Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak ve Tohumundan bahsettim orada. Mesela Reis Bey de aynıdır ama Bir Adam Yaratmanın yeri farklıdır bende. Hep şunu söylerim mesela. Bir Adam Yaratmak eğer İngiltere'de Shakespeare'in yazdığı bir şey olmuş olsaydı bütün dünya Bir Adam Yaratma tiyatronun en önemli şaheserlerinden birisi olarak sunacaktı mutlaka. Dolayısıyla yeri geldiğinde mutlaka anacağımdır ama şunu söyleyeyim bakın yani eleştirinize başım üstüne yani bütün eleştiriler başım üstünedir. Ama şunu söylememe izin verin. Ben birazcık dağınık konuşan birisiyim. Ya buraya gelip işte şundan bahsedeyim, bundan bahsedeyim diye plan yapmadım onu söyleyeyim. Hiçbir yerde de yapmıyorum zaten. Yani o an aklım, mesela Necip Fazıl'ın yeri geldiğinde muhtemelen bugünkü konuşmada şunu söyleyeceğimdir ben. Sanat Allah'ı aramaktır, gerisi çelik çomaktır manasında şeyleri var ya, sanat odur hakikaten. Benim nazarımda odur hakikaten sanat. Dolayısıyla zamanı geldiğinde muhtemelen onu söyleyeceğizdir ama şu şey yapmış olabilir, şunu söyleyeyim. Mesela ya adam ya geldi Tarkovski'den bahsetti, Rilke'den bahsetti, ne bileyim Goethe'den bahsetti. Neden Necip Fazıl'dan bahsetmedi? Haklı olabilirsiniz, doğrudur. Yani neden bizim geleneğimize o kadar haksızlık ettiniz diyebilirsiniz. O da doğrudur. Başım üstüne der. Eyvallah derim yani.